Anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'na soracağız sorularımızı. Hocam merhaba, hoş geldiniz. İbrahim Bey, duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum sizi. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Biz de şimdi sizi duyuyoruz. Sayın Kaboğlu, siz zaten daha mütalaa aşamasında bunun adını darbe olarak koymuştunuz fikrinizi sorduğumuzda. Biz tam olarak ne yaşıyoruz? Bu bir Can Atalay meselesi değil anladığımız kadarıyla artık. Biz hali hazırda bir anayasal düzen tartışması içerisinde miyiz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yaşadığımız bu gelişmeyi? Teşekkürler. Şöyle, kesinlikle bu bir Can Atalay tartışması değildir. Bu bir anayasal düzen, hatta anayasal düzenin ötesinde bir devlet sorununa ilişkin bir durumdur. Çünkü şöyle bir söz var anayasa hukukunda. Devlet anayasa ile doğar, anayasa ile yaşar. Bu söze en uygun devlet biçimi bizim Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten anayasa ile doğdu. 1921 anayasası ile doğdu ve hep anayasalı olarak yaşadı. Hiç kesintiye uğramadan anayasa yoluyla yaşadı. Askeri müdahaleler oldu ama onlar da geçiş dönemi yasaları yaptılar. Hiç anayasa yoktur, anayasaya uymuyoruz, anayasaya saygı gösterilmeyecek denmedi. Şimdi bunu saptamak gerekir. Burada elimizdeki anayasa 1982, 6 Kasım 1982 tarihli anayasa. 20 kez değişiklik yapıldı ama anayasa yürürlükte. Bu yürürlükten kalkmadı. Yürürlükte olduğu için herkes için bağlayıcı 11. maddesine göre. Fakat bazı maddeleri belli makamlar için daha doğrudan bağlayıcı. Mesela emredici madde olarak anayasa madde 153 son artık ezberlendi. Herkes ezberledi. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu emredici bir hüküm. Dolayısıyla bunu tartışmaksızın muhatapları buna uymak durumundalar. Fakat anayasanın öyle bazı maddeleri var ki bunlar da yasaklayıcı maddeler. Örneğin madde 6 son egemenlikle ilgili. Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Şimdi burada soruna baktığımız zaman Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği karara baktığımız zaman bir doğrudan doğruya ilal açısından anayasanın 153. maddesinin son fıkrasını ben tanımam diyor. Uymuyorum diyor. Evet, ama bir taraftan kararının Yargıtay da Anayasa Mahkemesi'ne aldığı karardan dolayı anayasaya uymamakla suçluyor anladığım kadarıyla. Hayır, o Yargıtay'ın işi değil o. Çünkü burada son sözü söylemek Anayasa Mahkemesi'nin. Çünkü Anayasa Madde 138'e göre mahkemeler bağımsızdır. Kararlarını kanuna, hukuka, anayasaya göre verirler diyor. Şimdi bu aynı zamanda Anayasa Mahkemesi için de geçerlidir. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin artı bir hüküm öngörülüyor. Spesifik, ona özgü tikel bir hüküm öngörülüyor. O da 153 son bağlar diyor. Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar diyor. Ona uymak zorundadır anlamında. Bunu tartışamazsın anlamında. Bunu yani uyma uymama tartışmasını açamazsın anlamında. Dolayısıyla orada bir tartışma yok ve bu açıdan bakıldığı zaman doğru. Anayasayı yargıçlar uygular. Yargıçlar anayasayı doğrudan uygulayabilir, yorumlayabilir. Ama Anayasa Mahkemesi anayasamıza göre anayasanın yorumu ve uygulanması konusunda nihai merci olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan eğer bir mahkeme derse ki ben Anayasa Mahkemesi verdiği karar anayasaya uygun değil, ben onu sorgularım derse o zaman peki kim onu denetleyecek? Anayasa Mahkemesi'nin son merci olmasının ve anayasanın normlar hiyerarşisi açısından en üstün norm olmasının bir anlamı kalmaz ki. Sonra mesela bu birinci emredici hüküm, bu tartışma dışı bir şeydir. Yani bu konuda Anayasa Mahkemesi kararları tartışılabilir kuşkusuz. Mesela dün verdiği karar 18 Ekim 2022'de ben yazmıştım.
madde 29.7418 sayılı kanunun 29. maddesine karşı tam resmi gazetede yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne götürdük geçen yıl. Anayasa Mahkemesi gecikmeli olarak karar verdi. Bana göre yanlış karar verdi. Neyse ki üyelerin tümü değil de hani bir kısım üyeler ama ne yazık ki çoğunluğu yanlış karar verdi. Ama sen yanlış karar verdin diye onun geçersiz kabul edilmesi o zaman bu anayasanın tanınmaması anlamına geliyor. Bu anayasanın tanınmaması demek hani devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmaması anlamına gelir. Bu bakımdan hani bu karşı karşıya bulunduğumuz kriz basit bir kriz değil. Bir yargı organları arasında gelgitleri yansıtan bir yetki görev sorunu değil. Bu anayasanın amir hükmünü ben tanımıyorum diyor. Geleni yerine getirmiyorum diyor. Bir, iki, anayasa bana yetki tanımadığı halde, böyle bir yetki tanımadığı halde egemenlik maddesi, madde 6 az önce okudum. Ben böyle bir yetki kullanıyorum diyor. Yasakladığı şey hayven kullanırım diyor. Daha herhalde bu iki örnek dışında daha farklı örnekler vermenin bir anlamı yok. O nedenle ben önceki gün sizinle yaptığımız programda bana sorduğunuz soruyu bir yargı darbesi girişimi olarak nitelendirmiştim. Ama dünkü karar onun çok ötesine geçti ve bu bir anayasal düzene karşı bir anayasal düzeni tanımamaktır. Anayasal düzene meydan okumaktır. Anayasal kurumların işleyişini eski deyişle mefruç etmektir. İşlevsiz kılmaktır, felç etmektir. Bu bakımdan çok ciddidir. Karşı karşıya bulunduğumuz kriz çok ciddidir ve sıradan bir dille, sıradan bir anlatımla bunu açıklamak, hukuk deyimleriyle bunu açıklamak mümkün. Evet. Şimdi İbrahim Hocam tam da sizin söylediğiniz şeyi sormak istiyorum, biraz açmanızı istiyorum. Biz aslında durumu böyle doğal olarak hukukla değerlendirmeye, hukukta karşılığı olup olmadığını anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz ama burada aslında bu kararı verenlerin de gayet iyi bildiği kanunlar bunlar kuşkusuz. Burada hukukun ötesinde başka bir durum yaşanıyor. Şimdi mesela meclis bugün danışma kurulu toplanacak. Meclis herhangi bir şey yapabilir mi? Deniliyor ki bir suç duyurusunda bulunuldu biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı veren üyeleri hakkında. Oysa ki fiilen aslında zaten yeter sayıya baktığımızda bu üyelerin yargılanması mümkün görünmüyor. Ama bir taraftan bu üyelerin başka bir suçla bir başka mahkemede yargılanmasını önleyecek herhangi bir mekanizma da yok gibi görünüyor. Bundan sonrasında neler olabilir sizce? Şöyle hemen madem ki danışma kurulu toplanıyor. Ben bir virgül rica edebilir miyim? Hemen tekrar döneceğim size bir virgül. Evet. Peki gerek kalmadı. Buyurun devam edin lütfen. Gerek kalmadı. Şimdi hemen mesela bugünkü resmi gazetede yayınlanan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında torba kanun. Bakın önceki gece kabul edildi. 7421 sayılı kanun. Bugün resmi gazetede yayınlandı. Fakat Cumhurbaşkanı dünkü resmi gazetede yayınlanan vekalet yasasına göre seyahatte. Cumhurbaşkanı yokken bu kanun nasıl yayınlanır? Ve TBMM sitesine baktığımız zaman bu kısımlar boş. Şimdi bu bakın bu kanun bu açıdan yoklukla malum hukuki deyimle yok hükmünde. Dolayısıyla madem ki meclis başkanı danışma kurulunu toplayacak o zaman bu konuda da dikkatini çekmek istiyorum. Hem CHP grubunun Anayasa Mahkemesi'ne götürecek bunu. Evet. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin bunun anlamı şu, bu çok farklı belki anayasaya aykırılık ama görüldüğü gibi anayasal organlar, anayasal kurumlar anayasanın kendilerine tanımış olduğu görev ve yetkileri kullanmıyor ve başkaları kullanıyor. Burada da yargı açısından da anayasada yer almadığı halde anayasa kendisine uyma yükümlülüğü öngördüğü, doğurduğu halde hayır ben uymam diyor. Anayasa yetki vermediği halde hayır ben suç duyurusunda bulunurum dedi. Şimdi ne yapılabilir? Evet. İki şey yapılabilir bugün toplanacak olan danışma kurulunda. Kuşkusuz danışma kurulunun toplanması şu bakımdan önemli. Meclisin
görevini aksattığı yönünde bir saptama da yapıyor. Meclis görevini yapmamıştır. Düşürmesi lazımdı vekilliğini diyor. Oysa meclis 2 yıl önce Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun şeyini, milletvekilliğini düşürdü. O zaman biz dedik ki hayır, devam eden bir süreç söz konusu. Anayasa Mahkemesi önünde devam ediyor ve siz bunun milletvekilliğini düşüremezsiniz dedik. Hayır dendi, düşürüldü ve sonra tarihimizde ilk kez görülen bir vaka, durum. Her ikisi de Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonucu geri geldiler, meclise geldiler. Şimdi burada ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru görülmekte olan bir dava değil. Anayasa Mahkemesi ihlal saptamış. Şimdi Anayasa Mahkemesi ihlal sapladıktan sonra artık hayır, bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrudur, yanlıştır biçimdeki bir tartışma. Dediğim gibi bu tamamen anayasa dışıdır. Peki yapılacaklar konusunda tabii ki ben içeriye, yani bu kararın içeriğine girmemeye özen gösteriyorum. Çünkü o zaman meşrulaştırma riski doğar. Yani böyle bir karar, evet, benim gözümde bir anayasa hukukçusu olarak yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Onun için girmemek lazım. Peki yaptırım konusunda şu: danışma kuruluna çağrıda bulunabilir, bulunuyorum. Meclis TBMM başkanlığında toplanacak olan danışma kuruluna, bir. İki, Türkiye barolarına çağrıda bulunabilir. Üç, Yargıtay'a çağrıda bulunabilir. Bu yargıçların, yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi yargıçların bugüne kadar baktıkları dosyaların, verdikleri kararların yeniden değerlendirilmesi. Çünkü bu kadar açık anayasaya aykırı bir karara imza atmış olan yargıçlar muhtemelen baktıkları davalarda adil yargılama hakkının gereklerine saygı göstermemişlerdir. Anayasal hükümleri yeterince özenli bir biçimde uygulamamışlardır ve onun sonucu olarak da binlerce yurttaşın mağdur olmuş olasılığı yüksektir. Bu nedenle Yargıtay 3. Dairesi'nden çıkan kararların yeniden gözden geçirilmesi, mağdurların bu konuda başvuruda bulunmasında yarar var. Böyle bir karar olamaz çünkü. Ha, onun ötesinde o kişilerin uğrayacağı yaptırım, Anayasa Mahkemesi önünde, Yüce Divan önünde yargılanmaları kuşkusuz o da bir yoldur. Belki bu şey yapacaklardır bugün, onu da tartışacaklardır. Aynı zamanda Yargıtay'ın sorunu. Ama ben ikinci konu olarak girmek yerine, hani konuyu bütün olarak sunmak açısından önce global bir bakış açısıyla sunmak istiyorum. Çünkü Remzi Hanım, anayasanın 104. maddesi çok açık. Cumhurbaşkanına anayasanın uygulanması yetkisini veriyor. Diyor ki, Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Bakın, şimdi burada anayasa uygulanmıyor. Uygulanmıyor, evet. Çünkü belirttiğim gibi emredici hükme meydan okuyor Yargıtay Dairesi. Yasaklayıcı bir hüküm bulunmasına rağmen suç duyurusunda bulunuyor. Demek ki anayasa uygulanmıyor. Bir, iki, devlet organları düzenli ve uyumlu çalışmıyor. İşte bu konuda Cumhurbaşkanı'na sorumluluk düşmektedir. Ama Cumhurbaşkanı'nın kendisi belki yurt dışında bulunduğu için konuşmuyor. Ancak bu çok ciddi bir konudur. Zira bu husus nasıl ki bir Yargıtay'a göre Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Yani en üst yargının en üst birimi tanımıyorum diyor. Meydan okuyor. Yani erkler ayrılığı anlamında söylüyorum. Yargı. İki, yasamaya diyor ki sen görevini yapmadın diyor. Sen görevini yapmadın diyor. Yasamaya meydan okuyor. Kural koyana meydan okuyor. Üç, yürütmeye, anayasanın uygulanmasını temin etme Cumhurbaşkanı'na ait bir yetki olduğu halde ben anayasayı tanımıyorum diyor. O zaman anayasanın başlangıç kısmında yer alan yasama, yürütme ve yargı biçiminde Türkiye Cumhuriyeti'nin örgütlenme tarzına ne yapmış oluyor? Yargıtay 3. Ceza Dairesi
meydan okumuş oluyor. Bunun geçerliliğini sorgulamış oluyor. Haliyle o yoldan ikinci madde, anayasanın değiştirilmesi mümkün olmayan ikinci madde, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, insan haklarına dayalı Türkiye Cumhuriyeti dediğine göre o zaman ikinci maddenin de ihlali söz konusu. Bu itibarla çok ciddi bir anayasa ve devlet krizi karşısında bulunuyoruz. Evet. O kişilerin kuşkusuz ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bakmış olduğu davalar, almış olduğu kararlar yeniden değerlendirilmeli ama kendileri de bu anayasayı ihlal suçu açısından kendilerinin çok sevdiği bir kavram madde 14 temelinde herhalde gerekli sürecin işletilmesi gerekir. Mesela 14. maddede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak biçiminde bir suç öngörülmediği halde, şimdi eğer mutlaka bir anayasal değerlendirme yapılacak olursa, o zaman onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu diyor Can Atalay için. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2013'te vardı, Sayın Erdoğan Başkanlığında, 2014'te Davutoğlu Başkanlığında, 2015'te Davutoğlu, sonra Binali Yıldırım ve 2016 anayasa değişikliği, 17 anayasa değişikliğiyle hükümet kaldırıldı. Şimdi buradan bakıldığı zaman bu ilgili daire anayasaya karşı da bir şeyde bulunuyor. Yani 2017'de yapılan anayasa değişikliği sonucu ortaya çıkan kurguyu da tanımama biçiminde bir meydan okuma sürecine giriyor. O nedenle bütün bunları zannediyorum değerlendirirken, hani spesifik olarak bu konuda üçüncü daire çerçevesinde ne yapılabilir sorusunu tartışırken, bir de bu 2017 kurgusunun getirmiş olduğu parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin aslında bir tür mutlak iktidarın devlet organlarında anayasal kurumlar nezdinde yarattığı çürümenin de varlığını gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir. Şimdi hocam, tabii sizlerin savunduğu anayasa, anayasa mahkemesi üyeleri değil, öyle değil mi? Yani anayasaya sahip çıkmaya gayret ediyorsunuz. Sizin de az önce hatırlattığınız gibi anayasa mahkemesinin geçmişte tartışılan pek çok kararı oldu. Daha dün verdiği kararla ilgili çok şey söylenebilir. Böyle bakıldığında burada yaşanan tartışma mahkemelerin anayasayı farklı yorumlamasından ziyade Türkiye'de çok uzun zamandır konuştuğumuz yargının siyasallaşmasına ilişkin gelinen nokta gibi bir durumla mı karşı karşıyayız? Çünkü işte şu mahkeme şu üyelerden oluşuyor, şu mahkemede ülkücüler hakim, bu mahkemede işte filancalar hakim gibi bir durumdan söz ediliyor ve burada bir güçler çatışması olduğu ifade ediliyor. Bizim burada konuştuğumuz şey yargının siyasallaşmasının geldiği nokta ve bir değişimin yapılmaya çalışılmasına dair ipuçları olarak mı okunmalı? Mesela milli yargı ifadesi kullanılıyor. Bu bize ne anlatıyor? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada bir yorum farkıyla mı karşı karşıyayız, yoksa bir güç savaşıyla mı karşı karşıyayız ve bu güç savaşının hedefi nedir sizce? Şöyle, şimdi burada bir yorum farkıyla karşı karşıya değiliz. Çünkü yoruma açık maddelerde yapılır. Örneğin madde 84, 1982'de yazılmış. Kesin hüküm, yargının kesin hüküm diyor. Oysa 2010 değişikliğinde bireysel başvuru getirmiş Anayasa Mahkemesi'nin denetimi. O hükmü ben şöyle yorumluyorum. Madem ki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açıldı, o zaman bireysel başvuru sonucu da alındığı zaman yargı kararı kesinleşir diyorum. Şimdi bu açık, bana göre açık, anayasacıya göre açık. Ama bir başkası farklı bir yorumda bulunabilir. Ama
burada bir yorum sorunu yok. Çünkü biraz daha somut bir örnek vereyim. 14. maddenin o Yargıtay'ın tek sevdiği ve hani yorumluyorum diyerek bir tür kanun koyucu yerine geçip kanun ihlas etmeye çalıştığı husus kanunla düzenleniyor diyor bu hususlar diyor. Şimdi yasama organına açık bir yetki vermiş. Buna münhasır yetki diyor. Yani tek gerçek yetki. Yalnızca yasama organı kullanır. Cumhurbaşkanı da kullanır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de kullanamaz. Burada yorum yok artık. Kanun koyacaksın. O zaman anayasa başlangıç kısmında biraz önce yaptığım yollama, yasama, kuralı koyan organ, yasama, yasama etkisleri bilemez edememliğin tipik simgesidir. Yürütme bunu uygular, yargı yargılar. O zaman yargı kural koyacaksa o kadar büyük meclise ne gerek var? Yargı koysun kuralı. Şimdi üçüncü daire diyor ki hayır diyor, bu madem ki meclis kanun yapmadı diyor, o zaman kanun yoluyla diyor, bana göre suç budur diyor. O zaman kanunilik ilkesinin bir anlamı olmuyor. Şimdi Yargıtay yargıcı bunu yaparsa o zaman artık hani Türkiye'de normal hiyerarşisinin anlamı, yani hukuk devletinin tanımında tüzük, yönetmelik, tüzük, kanun, anayasa gibi bunun bir anlamı kalmaz. İkinci madde bunun üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla bu yorum değil. Yorum evet. Olsa evet. Yorum olsa bunu tartışalım. Evet. Ama bu yorum değil. Peki yorum değilse ne işte hocam? Yani, bu güç savaşına yorum değilse nedir? Bu güç savaşına ilişkin güç savaşı ne da söyleyeyim? Değil. Güç savaşı da değil. Çünkü yani güç savaşı iki organ arasında birinin yetkisi fazla olur, birinin yetkisi az olur. O konuda ben karar vermeliydim, öbürü ise hayır. O zaman işte uyuşmazlık mahkemesi onun için var Lemsiye Hanım. Uyuşmazlık mahkemesi eğer bir mahkemenin A mahkemesinin görev yetkisine mi giriyor, B mahkemesinin bu açıdan olabilir ancak. Benim görevim nasıl olur da bir başka mahkemeye verilir diye. O zaman bir güç savaşı olur ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi kendisinin anayasanın kendisine tanıdığı yetki, görev ve sorumluluk çerçevesinde kararını vermiş. Ve o kararının gereği için muhatap mahkemeye, mahkemelere göndermiş. Anayasa açık, yasa açık. Şimdi burada güç savaşı olması için iki eşit düzlemde acaba Anayasa Mahkemesi'nin görevine mi giriyordu? Yoksa Yargıtay Ceza Dairesi'nin görevine mi giriyordu tartışması olsaydı o zaman hayır senin yetkin değildir, benim yetkimdir denirdi. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi kararını veriyor, gereği şu şekilde yerine getirecek diyor ve madde 153'e de yollama yapıyor. O çerçevede yerine getirmesi gerekiyor. Burada bence güç savaşının çok ötesinde bir durum söz konusu. Hani orada kullanılan yargı aktivizmi zaten bilerek kullandılarsa demek ki bir cehalet söz konusu. Anayasa yargısının zaten temel kavramı bu. O sayede gelişiyor hak ve özgürlükler. Ya aktivist sayesinde gelişebiliyor ve bu çok meşhur bir kavramdır. Vesayet ise zaten politikacıların sakız gibi çiğnedikleri kavram. Yani bunlar esasen evet. Bu Yargıtay Ceza Dairesi'nin siyasal sahiple davrandığını gösteren bir şeydir. O maddelerle konuşsaydı o zaman daha baştan 153 sonu niçin tanımıyor, tanımazlık edemeyeceği noktasından yaklaşması gerekirdi. Peki hocam şimdi bu konuda herkesin güçlü bir ses vermesi çok önemli kuşkusuz. Müsaade ederseniz şu an mecliste muhalefetin iki lideri bir değerlendirme yapıyor. Alalım sonra tekrar size dönmek isterim izin verirseniz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu bir açıklama yapıyorlar sayın seyirciler. Alalım sonra tekrar hocamıza sorularımız olacak. Hocamıza dönelim, İbrahim Kaboğlu'na dönelim. Hocam özür diliyorum, beklettik sizi. Bu muhalefetin verdiği bu ortak ses, baroların yaklaşımı, burada oluşan tepki, sizce bunların bir karşılığı olur mu? Karşılığı şöyle olur. İki şekilde. Birincisi biraz önce konuştuğumuz gibi bu Yargıtay İlgi Dairesi'ne karşı şu ikili sürecin işletilmesi. Birincisi, siz bana soru olarak yönelttiniz. Yüce Divan mekanizmasının işletilmesi, yani o üyelerin
yargılanması için yargıtay cumhuriyeti başsavcılığının harekete geçmesi. İkincisi ise esas benim önemsediğim, daha da önemsediğim, çünkü binlerce yurttaşın dosyası görüldü orada, yeni bir hukuki durum doğmuştur. Kesinleşmiş kararlar bakımından bu dairenin vermiş olduğu kararların bu yeni hukuki durum karşısında mağdurları tarafından başvuru yapılarak yeniden gözden geçirilmesi. Şimdi bu yol önemlidir. Bu yaptırım mekanizmalarının işletilmesi. Peki biz bunu beklerken bu konuda, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılandığına şahit olabilir miyiz? Olamayız. Çünkü zaten Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılandığına şahit olmak demek, hani Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin kapısını değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kapatmak anlamına gelir. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten bu hukuken de mümkün değil. Çünkü kendi kendilerini yargılaması, bu karara imza atan, atmayan üyelerin sayısına bakıldığı zaman fiilen de mümkün değil. Ben falanca mahkemede yargılamaya karar verdim denilebilir mi? Ve yani bu burada bu yargılamayı bir biçimde gerçekleştirebilir mi? Çünkü zaten konuştuğumuzda hukuksuz olduğunu ifade ettiğimiz bir şey ya hocam. Evet, ama o zaman şu anlama gelir. Bu üyeler şunu yapmamış mesela, suç duyurusunda bulunmuş. Diyelim ki idam edilsin deseydi, belki elinde güç olsaydı kolluk güçleriyle, cellatlarla falan idam edecekti. İşte bu anlama geliyor aslında. Sonu o onun. Süreç olmayan bir yetkinin kullanılması tamamen fiili bir durum. O bakımdan sizin söylediğiniz de o anlama gelir. Yani bir biçimde bir yargının anayasayı, bir dairenin anayasayı ihlal kararı doğrultusunda düzenleme yapılması ve o şeylerin, muhatap üyelerin, haklarında suç duyurusunda bulunan üyelerin yargılanması, o zaman hiçbir anlamı yok. Bu anayasa kaldırılmış olur şeyden. Bu bakımdan ben bunu, bu tanık olduğumuz olay, Cumhuriyetimizin yüzünde tanık olduğumuz bu yargısal olayı önceki darbelerle karşılaştırmıyorum. Çünkü hani önceki darbeler bir biçimde kendi mantıklarında şu ya da bu şekilde açıklanabilecek olan hususlar, 28 Şubat'ta Sayın Davutoğlu örneği. Ama bu benzersizdir, bu emsalsizdir. O nedenle bunu iyi ortaya koymak lazım. Yani hani kim ne yapar, bu nereye giderden çok bunun ne olduğunu tanılamak gerekiyor. İyi tanılamak, çıplak biçimde tanılamak gerekiyor ki burada tabii ki hani muhalefetin bu şeyine, ortak diline, ortak iradesine aslında iktidarın da en başta Sayın Meclis Başkanı'nın da katılması ve o partilerin de katılmaları gerekiyor. Katılmamaları durumunda işte bana biraz önce sorduğunuz soru, evet bu siyasaldır. Okundu bazı şeyler, okudular sarayın mesajını, yani Cumhurbaşkanı'nın değil de orada hukuk işlerinden sorumlu olan bir bürokratın mesajını. O zaman o tür şeyler, yani darbenin destekçileri, hani bir tür sarayda mevzilenen, darbeyi destekleyen bürokratlar, onların cesaretlendirilmesi olur. Oysa mesela bir Hayati Yazıcı'nın beyanını biraz sonra Numan Kurtulmuş'un yapacağı açıklama aslında darbenin püskürtülmesi anlamına gelir. Hani nasıl ki 15 Temmuz gecesi yurttaşlar da sahiplendi, bütün kamu makamları sahiplendi, meclise gittiler vekiller. Şimdi de bu şekilde kim karşı çıkarsa buna, kim açık irade koyarsa o bu anayasal düzenin, yani anayasa ile doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin destekçisi olmuş oluyor. Kim bunu desteklerse o zaman ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti olmasa da olur anlamına geliyor. Şimdi bu bakımdan bu süreç, yani kullanacağımız dil, yapacağımız işlem ve eylemler birlikte ya da tikel olarak çok önemli. Fakat Remziye Hanım şunu hiçbir zaman unutmaksızın. Şimdi bu diyoruz ki ilk kez oldu. Doğru, ilk kez oldu. Böyle bir anayasaya başkaldırı, anayasal düzeni ortadan, yargı yoluyla ortadan kaldırma girişimi. Ama acaba
bu 2017 anayasa değişikliğinden önce olabilir miydi? Olamazdı diye düşünüyorum. Çünkü en azından meclis önünde sorumlu bir hükümet vardı. Bir siyasal sorumluluk ilkesi vardı. Hesap verebilir bir hükümet vardı. Az çok yasama yasayı koyuyordu, yürütme uyguluyordu, yargılıyordu. Şimdi ise 2017 kurgusu ise tamamen bütün bu organları, hani ne diyorduk biz, meclis Cumhurbaşkanı'nın güdümü altına girdi diyorduk. Yargı Cumhurbaşkanı'nın güdümü altına girdi diyorduk. Cumhurbaşkanı hiç değilse seçilmiş bir organ, girmemeliydi ama hiç değilse seçilmiş bir organ. Ama yargının burada saray bürokratlarının güdümü altında işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu durumda şunu anlıyoruz. Yargıtay 3. Dairesi demek ki kendilerini destekleyen bir arkalarında bürokratik güç gördüklerinden böyle bir karar verme cüretini gösterdiler. Ve şimdi onlar da hemen mevzilenmişler. İstihkamdan çıkıyorlar, teker teker bunu destekliyorlar. Evet. Bu çok büyük bir şeydir. Yani 15 Temmuz gecesi örneğinde olduğu gibi darbeyi savunanlar ve karşı olanlar burada saf tutuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı savunanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini savunanlar, anayasal düzeni savunanlar ve bir biçimde ona sahip oldukları ve olmadıkları yetkileri kullanarak sahiplenenler şeklinde, karşı çıkanlar şeklinde bir ayrışma karşısında bulunuyoruz. O nedenle zannediyorum anayasal düzen yanlılarını çoğaltabildiğimiz ölçüde bu darbe girişimini, anayasal düzene karşı yapılan bu yargı ve bürokratik kalkışmayı bastırabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam, son olarak şunu soracağım. Tabii burada aslında Can Atalay'ın durumunu aşan bir meseleyle artık karşı karşıya olduğumuz için bir madde üzerinde çok fazla durmadık. Oysa ki Yargıtay'ın kararlarından biri de Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi. Yani meclise bu konuda bir bildirimde bulunulacağı ifade ediliyor. Can Atalay'ın durumu ne olacak? Gerçekten böyle bir risk söz konusu olabilir mi? Olamaz çünkü ona kısmen değindik biraz önce. Biraz önce anayasa madde 84 çerçevesinde değindik. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlama halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının genel kurulda kurula bildirilmesiyle olur diyor. Niçin düşürmedin diye sorguluyor. Meclisi bir yargıç sorguluyor, görevini yapmadın diyor. Oysa az önce söylediğim gibi Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu kararında Anayasa Mahkemesi'nin kararı henüz olmadığı halde düşürüldü ve geri geldiler karardan sonra. İşte bu tam iade kararı aşaması, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar. Çünkü Atalay milletvekili olduğu zaman Yargıtay'ın kesinleşmiş bir hükmü yoktu. Dolayısıyla milletvekili olduktan sonra Yargıtay karar veriyor. Anayasa Mahkemesi de tam bu sırada karar veriyor. Bu bakımdan Millet Meclisi'nin yapacağı şeyi artık Can Atalay'ın görevden meclis görevine başlayabilmesi için gerekli girişimlerde bulunması, belki bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın infaz yargıçlığına gönderilmesi, evet uygulamamıştır. İstanbul 13. ACM bu kararı uygulamak yerine ACM Başkanı bu kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne havale etmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararın gereğini yerine getirmek yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından mütala istemiştir. Mütala ile yetinmeden ayrıca bir suç duyurusu girişiminde bulunmuştur. Şu halde bunlar anayasaya karşı bir tür kalkışma söz konusu olduğu için anayasanın amir hükümleri yerine getirilemiyor. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin bunu yeniden bir şeyle, karar tesisiyle doğrudan infaz hakimliğine göndererek serbest bırakılması bu kararı ve bu karar yoluyla ve meclise gelip and içerek görevine başlayabilmesi diye şu anda aklıma gelen pratik evet, tabii siz bu bakımdan çünkü olması gerekeni anayasaya, hukuka uygun olanı
ifade ediyorsunuz hocam. Doğal olarak bu işin en iyi bileni, en iyi bilen insanlardan biri olarak olması gerekeni ifade ediyorsunuz. Umalım bir fiili durum yasalara aykırı biçimde oluşturulmasın. Çünkü siyasetle çok iç içe bir meseleden söz ediyoruz ve burada hani iktidar cephesine baktığımızda ağırlıklı görüşün Yargıtay kararını destekler yönde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla hani mecliste bir bildiri okunup Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü gibi bir haberi de sizinle konuşmayacağımızı umuyorum. Sevgili Demirkol, iki cümle şu halde herhalde zamanımızın sonuna yaklaştık. Evet, lütfen. İki cümleyle de aslında biz bunu fiili durum dediniz, fiili durum yaşıyoruz. 14 Mayıs sonrası Can Atalay mazbatayı eline aldığı zamandan bir yana geçen zaman fiili durum. Şimdi bu 3. Ceza Dairesi kararı fiili durumu açıkça anayasal düzen karşıtı bir işleme ve tavra dönüştürdü. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de yaparak, muhatap alarak, bunda suçlayarak, o bakımdan eğer meclis bunu yaparsa aslında hani bu daire hem bir tür anayasa mahkemesini tahkir etti, hem de Yüce Meclisi tahkir etti. O zaman bu suçlamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dairenin bu suçlamasını, bu törmetini kabul etmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini ihmal şeklinde yönettiği eleştiri ve suçlamasını kabul etmiş olacak ki bunun hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hiçbir başkanının, hiçbir üyenin böyle bir şeye, tuzağa düşmesini düşünemiyorum. O bakımdan şu anda bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz durum, fiili durumun çok ötesindedir, vahimdir. Ve bu yolda atılacak, sizin hani dikkat çektiğiniz tehlike yönünde atılacak her adım daha da ağırlaştıracaktır. O zaman dediğim gibi devletimiz anayasa ile doğmuştur. Anayasanın sistematik ve üç devlet organı tarafından da sürekli olarak ihlal edilmesi aslında yalnızca anayasanın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması anlamına gelir ki bu da herhalde hiç kimsenin temenni etmeyeceği, istemeyeceği bir sonuç olur. Büyük bir kargaşa doğar toplumda. Hocam çok teşekkür ediyorum.